Elimizde bir solüsyon yani bir karışım olduğunu düşünelim. Bu karışımdaki solvent yani çözücü, su, çözünense etanol, bilinen adıyla etil alkol olsun. Bu karışım %10'luk bir etanol çözeltisi olsun. Bu durumda karışımın geri kalanı da sudur, öyle değil mi? Bunu kullanarak %15, 20 ya da 30'luk bir etanol çözeltisi elde etmek istediğimizi düşünelim. Sizce bunu nasıl yapabiliriz? Buradaki püf noktası su ve etanolün kaynama noktalarının farklı olmasıdır. Örneğin, etanolün kaynama noktası yaklaşık olarak 78 derece Celsius'tur. Suyun kaynama noktasınınsa 100 derece Celsius olduğunu hepimiz biliyoruz. Bu durumda su ve etanolden oluşan bir karışımın kaynama noktası da 78 ile 100 derece arasında olur. Bu karışımı ısıtmayı sürdürürsek etanolün kaynama noktasına aşıp suyun kaynama noktasına gelmeden karışımın kaynayacağını biliyoruz. Kaynama noktasına ulaştığında etanolün kaynama noktası daha düşük olduğundan buhar karışımındaki etanol oranı %10'dan fazla olur. Eğer bu buharı yoğunlaştırabilirsek elimizde %10'dan daha yoğun etanol içeren bir karışım olur. Damıtma da zaten bu amaçla yapılır. Damıtma işlemini böyle bir sistem kullanarak yapabiliriz. İlk bakışta karmaşık bir şey gibi görünse de neler olup bittiğini anladığınızda aslında hiç de zor olmadığını, hatta az önce anlattığım işlemlerin kolaylıkla gerçekleştiğini göreceksiniz. Öncelikle başlangıç solüsyonunu buraya koyacağız. Isıtmaya başlayacağız. Isıtma işlemi çoğu zaman yağın içinde yapılır. Bakın burada da sarı ile gösterilmiş. Isıtma işleminin yağın içinde yapılmasının sebebi yağın hemen buharlaşmaması ve ısıyı eşit bir şekilde dağıtabilmesidir. Isınmaya devam ettikçe solüsyon kaynamaya başlar. Kaynama noktası da 78 derece Celsius'la 100 derece Celsius arasında olur. Bu esnada bazı su molekülleri de buharlaşır ama sıcaklık etanolün kaynama noktasını çoktan geçtiği için buharlaşan etanol moleküllerinin oranı su moleküllerinden çok daha fazla olur. Bu moleküller gaz yani buhar halindedir. Bu sayede de bu kısma kolayca girebilirler. Bu kısım yoğunlaştırıcı olarak adlandırılır. Camdan yapılmış bu tüpün etrafında soğuk su kullanılır ya da bu tüpün bulunduğu ortamdaki hava soğutulur. Tüpün etrafında soğuk su kullanıldığını düşünelim. Bu arada bu su tüpün içindeki buhara temas etmiyor. Suyun bu şekilde buradan girip buradan da çıktığını düşünebilirsiniz. Su tüpün sıcaklığını düşürmek için kullanılır. İçinde hem su hem de etanol bulunan buhar ki bu buhardaki etanol oranının çok daha fazla olduğunu biliyoruz. Bu kısma geldiğinde yeniden sıvı hale geçecek yani yoğunlaşacaktır. Yoğunlaşan sıvı da bu kısımda ayrı bir kabın içinde toplanır. Bu kapta çoğu zaman içi buz dolu başka bir kabın içinde tutulur. Bunun sebebi de buharlaşmayı minimum seviyeye indirmektir. Damıtma işlemine bağlı olarak bu karışım %20 ya da 30'luk bir etanol karışımı olabilir. Yoğunlaşan sıvıda halen bir miktar su bulunur. Daha saf bir etanol karışımı için buradaki karışımı kullanarak bunu yapmaya devam edebiliriz. Tahmin ettiğiniz gibi bu defada bu karışımı ısıtırız. Etanol oranı daha fazla olduğundan bu karışımın kaynama noktası başlangıç karışımından düşük olacaktır. Evet, aynı işlemi bu şekilde tekrarlarsanız elde ettiğiniz karışımın saflık derecesi de her defasında artar. Tekrarlamalı bir yöntem olduğundan çok zaman alacaktır ve eğer bunu yapmayı tercih etmezseniz ki ek olarak bu esnada sistemsel kayıpların olacağını da eklemem lazım. Fraksiyonel ya da ayrımsal damıtma adı verilen farklı bir yöntemde kullanabilirsiniz. Bu yöntem birden fazla buharlaşma ve yoğunlaşma döngüsüne olanak verir ve bu sayede daha saf bir karışım elde edilir. Birden fazla buharlaşma ve yoğunlaşma döngüsüne elde edebilmek için bu tüpün içindeki malzemenin yoğunlaşmasını sağlamak gerekir. Bu yoğunlaşan malzemenin bir kısmı yeniden buharlaşır ve kabın içine geri döner. Ve bu yeniden buharlaşan kısımda kaynama noktası daha düşük olan çözünen madde oranı daha yüksektir. Bu kolon içinde gerçekleşen birden fazla yoğunlaşma ve buharlaşma döngüsü sayesinde elde edilen damıtılmış sıvı çok daha saf olur.